O zaman Galatasaray açısından bakalım. Galatasaray 10 kişi kalan rakibi karşısında sağdan 2 birlik mağlubiyetle ayrıldı. Hakeme tepkiler vardı. Bugün Galatasaray Başkanı Burak Elmaz hem maç sonrasında hem de açıklamaları vardı. Bugün de Türkiye Futbol Federasyonu binasına gitti. Riva'da sonrasında da başkanla birlikte bir açıklama yaptı Sayın Nihat Özdemir'le birlikte. Derbinin yankıları devam ediyor. Valla şimdi genel olarak geçen hafta salı günde biliyorsun 90 ay yaptığımız zaman Fenerbahçe'nin derbiye olarak psikolojik ve stratejik olarak nasıl hazırlandığını tanık olduk. Galatasaray maalesef derbiye bu konuda strateji belirleme konusunda bir hazırlık yapmadığını gözlemledik. Nedir bu? Öncelikle Ali Koç çıktı başkan bir açıklamalar yaptı. Çok net söyledi dedi ya ben altındayım. Ey Pereira dedi. Futbolculara göre sistem oluştur. Mesut'a göre oyun sistemi kur. Mesut dedi ki özel işlerini bırak adam gibi top oyna dedi. Bu ultimatondur bunun adı. Hem başkana hem de Fenerbahçe'nin e, önemli oyuncusu Mesut Özil'e karşı yapılmış bir ultimatondu. Sonrasında sahne alan bütün Fenerbahçeli futbolcular, yerli yabancı futbolcular derbiye tam olarak hazır olduklarını, başta Mesut Özil olmak üzere, kazanmak için gideceklerini ve kazanacaklarını söylediler. Rakip üzerine ciddi oluşturulan bir baskı. Galatasaray bunun buna karşılık hiçbir oyuncusunu medya önüne çıkartmadığı gibi biz bu maçı kazanacağız demedi. Galatasaray 52 bin kişilik seyircinin çok farklı olacağını ve iyi oyun konusunda da kendisine tartan destek olacağını söyledi. Oyunun bütününe bakarsak Galatasaray takımı Fenerbahçe oranı daha iyi oynamadı. Daha çok pozisyon bulma şansını elde etti. Ama son vuruşlarda etkisizdi. Ee, Fatih Hoca'nın yaptığı değişiklikler takıma çok olumlu yansımadı. Pereira'nın yaptığı değişiklikler takıma galibiyeti kazandırdı. Şimdi burada hakem tartışması başka bir konu. Burada şunu tartışıyoruz biz. Yaşar Kemal Uğurlu vardı. Yaşar Kemal Uğurlu Galatasaray'a karşı alerjisi olan bir hakem. Buradan altını çiziyorum. Kendisine de söyledim bunu. Yani röportaj yapmış Ankara bürosundaki yere. Hakemlere kızdığı için hakem olmuş. E şimdi sana kızanlar da hakem olsunlar mı acaba? Şunun için soruyorum. Galatasaray'ın golünde hata olduğunu, itme olduğunu. Berkan'ın pozisyonu hakemi çağırmıyorsun. Mesut'un attığı golde hakemi foul vardır diye çağırmış. Top oynamışsan eğer onunların foul olabileceğini ve vardan nedir onun adı e, uyarı gerektirdiğini hepimizin bilmesi gerekir. Bu işin hakem bölümü. Umut Meleri, Halil Umutmelerin formsuz oluşu. Ben şuna da bağlıyorum. Bu şey Şampiyonlar Ligi maçından evvel derbi atıyorsunuz. Ya Allah aşkına MHK'yi yöneten insanlar. 9 tane adamsınız. İkinizin dışında 7'si bu seviyede bayrak sallamamış MHK'de oturanlar. Sadece Yunus Yıldırım'la Abitoğlu ikiniz ikisi var bu Süper Lig'de tanınan bilinen hakemler. Diğerlerini kimse tanımıyor. Bu seviyede yapmamışsınız. Oraya o koltuklara oturmuşsunuz. Türk futbol hakemliğini yönetmeye çalışıyorsunuz. Yönetemezsiniz. Yönete sizi yönetirler. Zaten TFF içerisindeki bazı güçler hakem dünyasını yönetiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Geçmiş dönemde de yönettiler. Bugün de yönetiyorlar. Karışıyorlar. Siz bunlara evet efendim haklısınız efendim yaparım efendim dediğiniz için o koltuklarda oturuyorsunuz. Bilginizle, başarınızla ya da kariyerinizle oturmuyorsunuz. Kusura bakmayın bakın söylüyorum 7 tane hakem süperlik seviyesinde maç bayrak bile kaldırmadınız yönetmediniz. Ama işte Türkiye'de maalesef hangi şartlarla kimin talimatıyla oraya gelip oturuyorsunuz onu da çok merak ediyorum. Burada bunu da bu bilgiyi vereyim ben. Çünkü neden bir dakika olmadı. bir hafta evvel, ya, okay. bir, hafta evvel ya, bir hafta evvel Şampiyonlar Ligi'nde Maç yönetici haberi geliyor TFF'ye Sadece yöneticiye maç haberi gelmiyor Halil Umut Meler'e O da Cuma veya Cumartesi akşam belli oluyor Bu adamın Şampiyonlar Ligi maçı yöneticini Bile bile Her türlü riski alıp da Niye derbiye hakeme atıyorsunuz Ama atandığında formda bir erkem atandı Bir, hakem atandığı bir dakika işte. sevgili Cüneyt Soğuk yerde maç yönetiyor Pazar günü maçtan çıkacak, yatacak. Pazar günü uçağa binecek. Salı günü maç yönetecek. Ya bir vücudunun bir yorgunluğu var. Bu futbolcu değil. Bir dinlenmesi var. Siz bu nasıl bu hatayı yapıyorsunuz? Oraya daha dengeli bir hakem atayabilirsiniz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın ikisinin maçı var. İkisinin dışında bir hakem atarsınız. Cüneyt Çakır da maç yönetti. Tamam. Maçtı. Yönetti ne zaman yönetti? Bir gün evvel yönetti. Evet. Cüneyt Çakır ne zaman yönetecek maçı? Bir gün evvel dinlenmiş yönetecek. Yani hakem Züm bir sonraki şampiyonlar evet. ligi maçını soğuğu düşünerek o yüzden mi kötü Hayır, dinlenmesi açısından sen böyle bir şey olur. Kulüpler iki o gün... O zaman bir sonraki maçı kötü yönetir. Bir öncekini ha, kötü Tabii bence ki. bence de. Hayır ben inanmıyorum. Ne demek istediğini anlamadım. Adam pazar maç yönetiyor. Salı maç yönetir mi bir daha hakem? Sen pazar günü maç oynayan futbolcunun salı oynadığını gördün mü? Daha genç olmasına rağmen. Var mı böyle bir şey? Var mı böyle bir şey? İki gün ara olması lazım. Bunu bilmesen hemen bunu ıskalıyorsunuz. Halil Umut atıyorsunuz. Yani Şampiyonlar Ligi maçı yönetiyor. Şarşamba günü yönetse sorun yok. Bu zaten bunu yeterince Erman abi anlattı burada. Ama gerçek bu. Dediğim gibi tecrübeniz yoksa bu tür hataları yaparsınız. Bu bir. İkincisi Galatasaray takımına gelince ben burada Fatih Hoca'ya soruyorum. Avrupa'da sıfır yenilgiyle ve lider olarak devam eden Galatasaray'ın oyun sistemiyle Derbi oynamak ayıp mı hocam ya? Ayıp mı soruyorum ya? Ayıp mı? Yani orada başarılı oluyorsun Avrupa'da. 1-0 öne geçtikten sonra oynamıyorsun. Orada Spartak Moskova'yı, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendin. 5-0 yenmedin. 1-0'dan sonra sen bekle, sen arka tarafa git. Fener'in senin üstüne geleceği belli. 2-3'ü 4'ü yapmak kime bir şey getirir? 1-0'a da 3 puan veriyorlar. 5-0'a da 3 puan veriyorlar. Bu yanlış bir şey. Burada ben söyledi sezon başında dedin ki Fatih Hoca biz kalıcı bir sistem bırakmak istiyoruz. Hocam geleceğe kimse hangi teknik direktör kalıcı bir sistem bırakmış Allah aşkına ya. Galatasaray'a kazanan bir sistem oluştur. Avrupa'da bu sistemi oluşturdun. Rakibe pozisyon vermiyor. Pozisyon üretiyor. Kazanıyor ve lider olarak devam ediyor. Bu oyun mantığıyla ligde oynamak Galatasaray'a bir şey kaybettirmez. Tam tersine galibiyetler getirir. Yani rakibe pozisyon vermez. Ben bunu anlamıyorum. Oyunu alan ondan oyuncuların bu kadar dağınık olabilir mi? Konsa da şaşırıyorum. Mesela bu Berkan'la Halili nasıl alıyor bu milli takıma? Şey pardon, Berkan'la e, Taylan nasıl alıyor? Merak ediyorum. Şu Galatasaray'ın 7. 2. gole bir bakar mısınız ya? Bugün anlattı Erol abi hataları anlattı da e, Beşiktaş'ın 7. 2. golü gösteriyor da yanında da Galatasaray'ın 7. golü kenar süsü olarak eklemiş. Üç Esra kişi abi. nasıl diyor? Öyle eklemiş canım yani. Buradan söyleyeyim orada da öncelikle kendisine. Ee, bir bakalım ya, bir bakalım. O ikinci golü getirirlerse bir bakalım. Taylan Rica Efendi neredesin ya? Ben, Taylan Efendi nerede bir bakalım, başından beri veriyor. Sen milli takımda oynuyorsun. Mini takımın ön liberası oynuyorsan en yakın adama tutacaksın. Orada kimi tutuyorsun, çimleri mi koruyorsun? Soruyorum. Bu futbol pozisyonunu eğer çalışmıyorsa bu Florian'ın hatası. Bu oyuncu buna hata yapıyorsa. 50 defa altını çizdim. Gol atmayan, final pası vermeyen, şut atmayan orta saha olur mu ya? 3 tane şampiyonluk geçirdi Fatih Terim'le Galatasaray 3 dönemde de. E baksın orta sahalarına.